Ömer, iyi yayınlar. Ümit Milli Takımı Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Yanımızda teknik direktör Gökhan Gönül var hocam. Talihsiz goller yediğimizi düşünüyorum. İlk yarının sonunda hazırlıksız yakalandık. Kornerden dönen toptu. O sıra rakip de bir oyuncu da hatta yerdeydi. Diğeri de penaltıdan gelen gol. Oyun olarak iyiydik. Duran topları çalıştığımızı bugün gördük. Zaten bu bilgiye de sahiptik. Takım olarak bence iyiydik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mücadeleyi? Ya tabii maçtan önce söylemiştim. Tabii ki skor önemli. Evet, bu işin belki de en önemli parçası. Ama bizim gibi şu an bir oluşum içerisinde olan takım için daha çok önemli olan şeyin mücadelenin, istediğimiz şeyleri ne kadar yapıyoruz, ne kadar yapamıyoruz, ne kadar geliştik, ne kadar gelişmedik, nerede hata yapıyoruz. Özellikle bu maç konusunda bizim için önemli şey buydu. Maç önce söylemiştim. Tabii gönül isterdi ki galibiyetle ayrılmak ama bu hataları biz aynı yine duran top dönüşü 45. dakika özellikle biz korner atarken Norveç'te de aynı golü yemiştik. Düzeltmeye çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız. Bu tarz bireysel hataları yapmayacağız. 1-1 yakaladıktan sonra o momentum tam bize dönecekken yine bireysel hatayla yine penaltıyla maçı kaybettik. Olsun, ben skordan bağımsız konuşuyorum. Ben mücadele gücümüzden, işte isteğimizden, iştahımızdan, arzumuzdan oldukça memnunum. Dediğim gibi şimdi 3-4 aylık bir süre var. Bu süreç içerisinde bir sonraki hazırlık dönemi için Mart ayında olacak. İnşallah oynayan, süre alan oyuncular olacak. Yeni yeni belki oyuncular göreceğiz. Belki bugün burada olanlar o kampta devam edecek. Birçoğu belki olmayacak. Yani bunu zamanla bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan konu Eylül ayı başladığında, o turnuva başladığında oraya hazır olmak. Adı üstünde hazırlık maçları, eksiklerimizi, nerelerde yetersiziz. Bunu iyice araştırıp, iyice nerelerde eksiğiz, neler doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz. Bunun üzerine durup uyumlu olan bu parçaları bir araya getirip Ümit Milli Takımı güçlü kadrosunu oluşturacağız inşallah. Bugün 3. bölgede de iyi işler yaptık. Aslında kaçırdığımız goller de var. Son bölümde baskıyı da kurduk. Sertlik anlamında da Sırbistan takımı da fiziksel gücü yüksek bir takım. Ona da cevap verebildik. Tüm bunları hocam bir araya getirdiğiniz zaman oyuncu grubuna siz bu kadroyla mı devam etmek, birazcık daha alttan yeni oyuncuların gelmesi mi? Bugün size beklentileri karşılayabildim aslında oyun. Şöyle aslında hani bilen aslında hani Sırbistan takımı yine yayın öncesi, maç öncesi söylemiştim. Geçen seneki hemen hemen U21 kadrosunun çoğu devam ediyor. Yani sadece 11 ilk 11'den bir tek stoper oyuncular o dahil takıma gitti. Onun dışındaki bütün oyuncular devam ediyor. 2 senedir beraber hareket ediyorlar. Güçlü rakip. Zaten bizim amacımız da böyle güçlü rakiplerle maç alıp kendi eksiklerimizi. Yani çünkü referans burada iyi kulüplerle, iyi rakiplerle oynadığımız zaman bizim için daha önemli oluyor. Ben memnunum mücadele gücünden. Çünkü yeni oluşmuş birçok, belki 25 kişiden 6-7 oyuncu geçen seneden var. Onun dışındaki birçok oyuncu yeni. Bir araya ilk defa geliyorlar. Beraber bu uyumu sağlayabilmek kolay iş değil 3-4 antrenmanla. Ama süreç içerisinde dediğim gibi Eylül ayına geldiğimizde bunu düzelteceğiz. Bulgaristan maçında da 5-6 tane pozisyonumuz vardı, atamadık. Gole çeviremedik. Bugün de birkaç tane pozisyonumuz vardı. Çok net yakın diyebileceğim pozisyonlar. İnşallah bunların hazırlık maçlarında kaçsın. Turnuva başladığında kaçmasın ki çok fazla üzüntü yaşamayalım. Ama iyi yoldayız, gelişiyoruz. Bence iyi işler başaracağız inşallah. Hocam maç öncesi konuşmuştuk. Şimdi de sormadan olmaz. A milli takımımız da Karadağ'la maçı çıkacak. Önemli bir sınav. Artık dakikalar kaldı ve ilk 11'i saymayacağım ama sağ bekte bugün Kaan Ayhan'ı göreceğiz. Siz de uzun yıllar sağ beki Türkiye'de domine eden bir isimdiniz. Hem Türkiye'de bir bek sorunu var mı? Gerçekten alttan yetişen, siz de Ümit Milli takımdasınız şu an, alttan yetişen oyunculara daha hakimsiniz. Bu sorun var mı? Bir de maçla ilgili, ilk 11 ile ilgili isterseniz okuyayım kadroyu hızlıca. Mert, Merih, Okay, Orkun, Kerem, Arda Güler, Eren Elmalı, Emirhan, Topçu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kaan Ayhan 11 ile çıktı. Kaan Ayhan'ı da bugün sağ bekte göreceğiz. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben tabii ki hocamızın kararlarını eleştirecek ya da yorumlayacak kişi olamam.
kendi planı mutlaka vardır. Bizim tek bir düşüncemiz var, isteğimiz var. İnşallah bu maçtan istediğimiz sonuçla ayrılıp yolumuza devam etmek. Aslında sadece Türkiye'de değil, yani dünyada bence bek sorunu var. Özellikle yeni oyun anlayışında, yeni nesil futbol dedikleri bu son 2-3 senede değişen anlayışlarla ilgili herkesin arayış içerisinde olduğu aslında pozisyonlar. Kolay değil. Birçok takım artık klasikleşmiş eski sistemleri değil, daha çok üçlü arkada oynayıp kenar beklerini kullanarak oyuna hükmetmeye çalışıyorlar. Zor. Biz de bugün daha önce Ege'yi ilk maçta önde oynatmıştık. Bugün bek oynattık. Hani oradaki performansını da görmemiz açısından dediğim gibi bizim de sıkıntılarımız var. Çünkü Ayberk orada biliyorsunuz bir sene boyunca sakatlığı vardı Manisa'dan Rize'ye geçtiğinde. Daha süre almamışken bile Ümit Mil takıma çağırdık. Çünkü dediğim gibi aslında gönül ister ki oynayan oyuncularla çok daha iyi işler yapılmak. Ama biz Ayberk'ten oldukça memnunuz. Tabii o olmadığında başka bir oyuncu olur mu? Ege'yi orada değerlendirirsek ne gibi sonuçlar alırız? Dediğim gibi maçtan önce hani birçok şey deneyeceğiz. Bunlar hazırlık maçlarında. Bizim için en doğru olan hangisi ise Eylül ayı geldiğinde o 25 kişilik en az kadroyu oluşturmamız gerekiyor. Bunun da zamanla bakacağız. Yani dediğim gibi skorlar tabii herkes ister. Ben de çok istiyorum. Özellikle benim gibi kaybetmeyi kabullenemeyen, geçmiş hayatındaki futbolda içinden gelen, bunu çok isteyen biri olarak benim içimi çok daha fazla acıtsa da işin gerçeklerine baktığımız zaman da dediğim gibi hazırlanmamız gereken bir süreç var. İnşallah bu süreçte de güzel işler başaracağız diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Aralık'ta kurallar var. Eylül'e kadar umarım galibiyetli hazırlık özel maçlarda karşı karşıya geliriz. Yeniden bir arada buluruz. Gökhan Gönül'le beraberdik. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.